Hakkari'de yapacak bir şey yok diye anlatmaya başladı. Toprağın rengi yüzüne kazınmıştı. Saçlarının karası, kaderinin de karası olsun istemiyordu. Gözlerinden umut yansıyordu. Bir cümlede anlattı bize her şeyi. Yapacak bir şey yok dedi. Kısa ve netti. Burası mecburiyet bölgesi. Biz burada hiçbir şeyi elimizin tersiyle itmeyiz. Güzellikler az gelir. Biz de peşinden koşarız. Hakkari'de yapılacak başka bir şey yok. Çünkü mesela sokağa çıktığımızda ya kafeye gideceğiz, ya okey salonlarına gideceğiz. Ya da işimiz olmayan yerlere takılacağız. İlk baskete geldiğimizde zaten Erol Hoca buradaydı. Bizi sokaktan falan topladı, getirdi burada 2-3 kere topu elimize verdikten sonra tabii hoşumuza gitti. Ama biz bir ara verdikten sonra gene Erol Hoca topladı bizi. İnsan bakınca geçmişine ya da arkadaşlarıma bakıyorum ben. Doğal olarak ben de onlar gibi olacaktım. Ya da dışarıda sürekli boş boş gezen, hantal hiçbir işe yaramayan bir insan oluyorum. Baskete geldikten sonra en azından yapacağım bir istek var. En azından daha temiz bir iş. Hani arkadaşlarımla gelseydim ya okeylere takılacaktım, o bir kesin, kahvelere gideceğim, sigaraya, bağımlılıklara karşılayacaktım. Ama en azından buraya geldiğinde onlardan uzak, temiz arkadaşlıklar oldu. Ya imkanlar çok az çünkü bilindiği gibi bir bölgede yaşıyoruz. Hakkari, mesela batıda Hakkari fazla bilinmiyor, yanlış biliniyor tabii. Biz basketi oynadığımızda istiyoruz ki mesela toplarımız hazır, potalarımız hazır. İstediğiniz zaman gelip gidebilmemiz, gelip gitmek istiyoruz. Basketi daha rahat bir yerde oynamayı. Yani en azından bir topumuz olsun yeter. Erol Hanlıgil, o bir edebiyat öğretmeni. Ama Hakkari'deki gençlerin beyaz gölgesi, efsanesi. Erol Hanlıgil, Hakkari'ye ilk atandığında bu şehir kendi yalnızlığıyla dans ediyordu. Erol Hanlıgil sadece edebiyat dersi vererek gençlerin hayatını değiştiremeyeceğini anlayınca bir yol düşündü, aklına basketbol geldi. Kendi hayatının iz düşümlerinden yola çıktı ve unutulmaz bir hikaye yazmaya başladı. Buraya geldiğimde burada her yıl gerçek sporun açmış olduğu yaz spor okulları var. Tabii o zaman antrenörlük yok. Sadece sporcu olarak gelip yaz spor okullarını izlerken baktım ki sayı 20-30. Yani basketbola gelen kişi sayısı 20-30. O dönem futbol çok daha ağırlıklı bir spordu. Zaten toplam yaz spor okullarının kapasitesi yani başvuru sayısı da 200-300'ü geçmiyordu. Bizim basketbolunda 20-30 kişiydi. Ben de işte buradaki il müdürünün de ve tesadüften kaynaklı olarak antrenörlüğe başladım. Ve burada bir altyapının olmadığını da gördüğümde bir altyapı oluşturabileceğimi, oluşturmam gerektiğini, basketbolun ancak altyapının oluşturulmasıyla daha yerlere geleceğini düşünerek bir altyapı oluşturmaya başladık. 2-3 sene sonra yaz spor okullarında basketbola başvuran öğrenci sayısı 300-400 buldu. Erol Hanlıgil'in geleceğini ipotek vererek kurduğu takım bugün Hakkari'nin tek basketbol takımı. Dün ona sırtını dönenler bugün salonları dolduruyorlar. O ise gençler için bir idol, gelecekleri içinse bir umut oluyor. Şu anda Hakkari'de yaklaşık 1500-2000'e yakın lisanslı basketbolcumuz var bizim. Büyük bölümünü ben yetiştirdim. Büyük çoğunluğu ben yetiştirdim. Şu anda eşimle beraber de bu işi yapıyoruz ama bu işe gönül veren antrenör arkadaşlarımız da var. Dediğim gibi bu bir grup işi. Yani kesinlikle bunu ben tek başıma işte Hakkari'de bir branşlı basketbolu bir yere getirmek çok zor olurdu. Ben bunu birinci diyeyim. Arkadaşlarla beraber bu işi benimle beraber seven arkadaşlarla beraber biz grup halinde bu işi yapmaya çalıştık. Erol Hanlıgil bir hayalin peşinden gitti. Eski zamanlardan bir dizinin izinde kendi hikayesini yeniden yazdı. Karşısına çıkan engellere karşı hiçbir zaman yılmadı. Bir şehrin basketbola bakışını da o şehrin gençlerinin makus tarihini de sabırla değiştirmeye çalıştı. Hakkari'de başka bir dilin de olabileceğini anlattı. Unutulan bir şehirde unutulmaz bir işe imza attı. Hakkari'li yüzlerce gencin hayatında unutulmayacak kocaman bir fark yarattı.